Gözleri dönmüş namussuzlar. Asker. Bacıların silahlarını getir. Emniyetli bir yere varana kadar da refakat edin. Ay. Hadi serbestsiniz. Allah razı olsun kumandanım. Sizi burada görmek istemezdim Cevdet Özgün. Aşina olmadığım bir yerdeyim Mr. Hamilton. Vazifeme başlarken olası sonlardan haberdardım. Hayır, hayır. O sona henüz uzağız. İnfaz Bankası'nın karşısına çıkana dek elbette bir ihtimal vardır. Benim vaziyetimin bir önemi yok Mr. Hamilton. Eğer o toplar cepheye ulaşırlarsa milli orduya son büyük darbeyi indirebilirler. Beni asıl kahreden, savaşın kaderini tayin edecek böylesi bir felaket yaklaşırken burada kapana kısılmış olmak. Biz Yakup'la bir çaresini bulacağız. Yakup'a söyleyin ailem ona emanet. Kumanda Filipos peşlerini bırakmayacaktır. Evet. Bir gün bu parmaklıkların bu yanında görüşeceğiz sizinle. Efendim, bu olayda ben de mağdurum. Kayınbabamın Yunan ordusuna ihanet edeceği benim aklımın ucundan dahi geçmezdi. Hala inanamıyorum. Karım da yok. Nereye saklandılarsa. Yani siz de bilmiyorsunuz, öyle mi? Oysa ki karınızla beraber siz de ortadan kayboldunuz. Kim bilir? Belki de o hain aileyle birlikteydiniz. Asla ve kata. Muhterem kumandan, ben böylesine bir imayı dahi kendime zulat ederim. Ben Aydın'a gitmiştim, haberi alır almaz geri döndüm. Zaten buraya gelecek cesareti bulma sebebim de bundandır. Endişelenmeyin Yakup Bey. Ajana benzer bir haliniz yok. Haliniz, heyecanınız, sürekli terlemeniz, ihanet için fazlaca korkaksınız. Haklısınız kumandan. Bu olay hasebiyle ben de böyle dımdızlak ortada kaldım. Velhasıl... Kafi, kafi. Efendim, ben müsaadenizi isteyeyim. Siz hiç merak buyurmayın. Bu olayı ben de soruşturacağım. Bir haber alırsam derhal size bildireceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Mr. Hamilton. Yakup Bey. Mr. Hamilton. Siz Miralay ile görüşebildiniz mi? Nerede? Kendisiyle alakalı bir endişesi yok. Onun tek derdi Yunanca beslemeni olan toplar. Miralay içerideyken o topları ima edebilirsek onu da temize çıkarmış oluruz. Lakin Hikmel güzergahı nerede, onu öğrenmemiz lazım. Ben şimdi Fibos'un yanına gidiyorum. Ağzını arayacağım. Bakalım belki bir şeyler öğrenirim. İyi günler, Mr. Hamilton. İyi günler. Acırdatım sonunda. Yaktı kendini, yaktı. Hiç düşmandan dost olur mu? Zalimin zulmü döndü.
onu da vurdu işte. Canım. Ah Cevdet. Anne iyi misin sen? Ben iyiyim. Ben iyiyim de kızım. Yüreğim yoruldu. Bunca yükü nasıl taşısın? Deme öyle anne, ağzına hayal olsun. Öyle, öyle ama bak şimdi de Yunan gavuru oğluma hain der. Belki de beni boş yere ümitlendirir. Ah Cevdet. Kızım su getirsene babaanne. General size de sıraladı mı yalanlarını? Suçlamaları reddediyor. O halde bu oyunu infazına kadar sürdürmek niyetinde. Neyse ki emeline ulaşmadan yakaladım. Evet, evet. Siz tehlikenin tamamıyla bertaraf edildiğini düşünüyorsunuz sanıyorum. Taarruzumuz başarıya ulaşacak Mr. Hamilton. Evet, tabii, tabii. Ama gene de tedbiri elden bırakmamak gerekmez mi? Topların geçtiği güzergahı kontrol etmek. Türkler bir pusu hazırlığında olabilirler çünkü. Gir. Kumandanım. Söyle. Konvoydan telgraf var. Getir. İper oha. Toplarımız sapasağlam cepheye ulaşmış Mr. Hamilton. Ha, harika. Endişe etmenize gerek kalmadı. Burası bizim için emniyetli ve gizli bir yer olduğundan. Kusura bakma, biz seni görünce şaşırdık Leon. Kızın dayanamayıp yetiştirmiş belli ki. Sen karışma. Ben yardıma ihtiyacımız olabilir diye söylemiştim. Hem biliyorsun anne, Leon daha evvel de yardım etti bize. Bir bize sorsaydın evvela. Endişenizi anlıyorum Aziz Hanım, lakin kötü bir niyetim olsa ben yalnız gelmem buraya zaten. Merakta olduğunuzu bildiğim için geldim. General Cevdet askeri mahkemeye çıktı. Mahkeme neticelendi mi peki? Neticelenmedi henüz. Bir iki günü bulur muhtemelen. Vaziyeti nasıl peki? İyi. Ha. İyi görünüyordu. Tüm suçlamalara da yanıt veriyordu. Hala suçluyorlar mı babamı? Mahkeme hala kuvvacı olduğunu düşünüyor generalin. Müsaadenizle gideyim. Gelişme olursa haber veririm. Her şey nasıl bu raddeye geldi aklım almıyor. Savaşta haklıyken haksız, sadıkken hain olmak çok kolay. Sence babam hakikaten Ankara'ya çalışıyor olabilir mi? Senin babanın kuvvacı olması, benim babamın ölümünden sorumlu olması demek, biliyorsun değil mi? Ben bunu hiç düşünmemiştim. Neyse zaten. Kendisi Yunan ordusunun menfaatleri için çalıştığını tekrar ediyor. Bunu babama verebilir misin? Ne bu?
Ne olursa olsun o benim babam. Zorluklarla mücadele ederken ümide ihtiyacı var. Belki benim yazdıklarım ona ümit olur. Halit İkbal yazdı bunu, öyle mi? Halit İkbal değil. Cevdet kızı Hilal yazdı. Alex'i ne yaptı, var mı bir haber? Yok, ortalıkta. Çıkar yakına girdiği delikte. Gideyim ben. Güle güle. Yemek getirdin. Al işte, al. Amma düzgünsün yeme. Ya çocuk birazdan uyanır. Yemek yemesi gerek. Uyusun, uyusun. Uyanırsa tekrar bayılt. Hiç şimdi onun sesini çekemem. Devamlı bayıltamayız. Çocuk dayanamaz. Fenalaşır. Belki ölür. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.